sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, ayın hemen başında 2 Ocak'ta Merkür sizin burcunuza geçecek. Ee, ancak bu geçişin hemen ardından durgunlaşıyor. Ve 5 Ocak'ta retro harekete başlayacak. 8 Ocak'ta da tekrar Oğlak burcuna dönecek. Yani kısa bir süre sizin burcunuzda kalacak. Ancak Ocak ayının ilk haftasında özellikle 2 Ocak, 7 Ocak aralığında ee, Merkür Retrosu'na biraz daha fazla dikkat etmelisiniz, temkinli olmalısınız. 3 Ocak'ta Akrep burcuna geçecek olan Mars oldukça kuvvetli bir enerji ortaya çıkaracak ve ocağın ilk haftasında Merkür-Mars çatışması var. Bu tabii ki retro'nun etkilerini biraz arttırabilir ve siz e, çevrenizdeki kişilerle kendinizi e, mücadele içerisinde bulabilirsiniz. Fikirsel çatışmalar, tartışmalar olabilir, kazalar. Trafikte problemler, ciddi iletişim sorunları günlük hayatınızı biraz zorlayabilir. Tabii ki Kova Burcu her türlü teknolojik aracı gereci, interneti, bilgisayarı, telefonu e, burada e, sembolize ediyor. Bunun yanı sıra hava yolları, uçaklar yine Kova Burcunun e, temsil ettiği kavramlardır. E, Merkür Mars karesi tüm bu konularda biraz sıkıntı yaratabilir. Genel olarak, toplumsal olarak da bunlar. ...bizi etkileyebilir. Bireysel haritalarımızda da... ...etkisi hissedilebilir. Evet... ...bu ay... ...Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak... ...10 Ocak'ta. Bu yeni ay ile beraber... ...özellikle sağlığınız... ...günlük alışkanlıklarınız, çalışma koşullarınız... ...iş hayatınız... ...tüm bu alanlarda bir yenilik yapabilirsiniz. Yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Ayın 14 ve 17'si arasında... ...Oğlak Burcu'ndaki Merkür'ün ve Güneş'in... ...Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le... ...güzel bir açısı var... Bazı finansal sorunlarınız için e, gizli destekler bulmanız mümkün görünüyor veya beklemediğiniz yerlerden gerçekten yardım gelebilir bu dönemde kökü geçmişe de dayanabilir bunların daha önceden yapmış olduğunuz bazı iyiliklerin karşılığını da alabileceğiniz bir dönem açıkçası e, bu özel dönemi değerlendirmeye çalışın. Evet, 23 Ocak'a kadar Venüs Yay burcunda sosyal konularda sizi çok destekliyor olacak. Özellikle ayın sonuna kadar. 23 Ocak'ta da Venüs Oğlak burcuna geçecek. Burada birazcık ilişkiler, sosyal konular daha geri planda kalabilir. Ee, sanatsal kavramlar, ruhsal konulara ilgi duyabilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız biraz artabilir. Ee, özellikle ayın e Son haftasında ve Şubat ayının ilk günlerinde. Bugünlerde aşk hayatınızda özellikle e, romantizmde biraz daha platonik konular, e, gizli ilişkiler, gizli hayranlar gibi etkileşimler olabilir. Bunlar yaşamınızda bazı sürprizler yaratabilir. Evet 23-24 Ocak önemli sizin için çünkü Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Karşıt Burcu'nuzda bu dolunay özellikle ilişkileriniz, uzun süreli ilişkileriniz, işbirlikleriniz ve sözleşmeli ilişkilerinizde bazı kararlar vermenize, dönüşümlere neden olabilir. Daha önceden başlamış bazı girişimler bu dolunayla beraber netleşebilir, sonuç verebilir. Sizin için oldukça olumlu bir dolunay olduğunu söyleyebilirim sevgili kovalar. Evet ay boyunca Mars akrepte. Bu genel olarak enerji ve motivasyonu yükseltebilecek bir pozisyon. Siz özellikle enerjinizi iş ve kariyer konularına yöneltebilirsiniz. Daha fazla mücadele var ancak burada Mars tabii ki kariyerinize dikkat çekmenize de neden olacak ve daha fazla iş ve projenin de gündeme gelmesine neden olacak. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşçakalın. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.